Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Küçük bir aradan sonra herkese tekrardan selamlar. Geçtiğimiz yaz sezonu Antalya bölgesinde bir otelde çalıştığım için videolara bir müddet ara vermek zorunda kalmıştım. Bugünden itibaren videolarıma tüm hızıyla devam ediyorum. Bugün sadece süt ve sirke kullanarak evde nasıl mozzarella peyniri yapabileceğimizi göstereceğim. Burada kullanacağımız sirkenin bir önemi yok. İster üzüm, ister elma sirkesi, evinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Fakat kullanacağımız süt önemli. Kesinlikle pastörize edilmiş bir süt olmaması gerekiyor. Yani çiğ bir süt kullanmanız gerekiyor. Çiğ sütü de günümüzde büyük marketlerde veya çeşitli şarküteri dükkanlarında bulabilmek mümkün. Hazırsanız tarifimize başlayalım. Ben peynirimi 3 litre süt kullanarak yapacağım. İlk olarak sütümüzü tencereye koyduktan sonra ılık bir sıcaklığa gelene kadar sütümüzü ısıtacağız. Eğer evinizde gıda termometresi varsa 45-50 derecelik aralığındaki sıcaklık yeterlidir. Gıda termometresi yoksa da elimizi yakmayacak bir sıcaklığa gelene kadar ısıtıp sirkesini ilave edeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi 45 derecelik bir sıcaklığı geçmiş durumda. Derecesini şu yüzden gösteriyorum. Eğer sirkenizi daha geç eklerseniz, kaynama noktasında eklerseniz sütünüz eridiği zaman uzamayacaktır. O formda olmayacaktır. Burada kullanacağınız sirke miktarı ise her 1 litre süt için 7 yemek kaşığı kadar diyebilirim. 3 litre süte 1 çay bardağı dolusu sirkemi ekliyorum. Ve karıştırdıkça sütüm kesilmeye başlayacak. Şu an gördüğünüz gibi sütüm kesilmeye başladı. Sütümün tamamı kesildikten sonra peynir bir tarafa toplandıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. Birkaç dakika içerisinde peynirimizin büyük bir çoğunluğu oluştu. Peynir altı suyumuz tamamen sarımtırak bir renge gelene kadar sütümüzü kestirmeye, peynirimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Sütümüz tamamen kesildikten sonra peynirimizi bir tel süzgecin üzerine alıyoruz. Sütüm iyice kesildi, gördüğünüz gibi hafif sarımtırak bir renge geldi. Oluşan peynirlerimin hepsini tel süzgecin üzerine alıyorum. Sütümün içerisinde hiçbir peynir kalmadı. Tamamen sütüm kesilmiş vaziyette. Tel süzgecin üzerindeki bu peynirimizin suyunu da hafifçe şöyle süzüyoruz. Daha sonra telimizdeki peyniri sıcak suyun üzerine oturtarak sıcak su ile biraz eritiyoruz. Tamamen sıcak suyun içerisinde bekletmiyorum. Ara ara havaya kaldırarak bu işlemi yapıyorum. Sıcak suda bu işlemi yapmamın nedeni ise peyniri daha sonra erittiğimizde tıpkı kaşar peynir gibi uzaması için yapıyoruz. Sıcak suda birkaç dakika bu işlemi yaptığımızda siz de zaten fark edeceksiniz. Peynir daha elastik bir formda olacak, daha güzel bir formda olacak. Peynirimiz tek parça hale geldikten sonra elimize alıyoruz ve bu şekilde elimizde iyice bastıra bastıra suyunu çıkarıyoruz. Ve bir streç filme sarıp buzdolabında 1 saat boyunca dinlendireceğiz. Buzdolabında dinlendikçe de daha sert bir kıvamda olacak. Son olarak peynirimin dokusunu hem de eridiği zaman ne kadar uzadığını sizlere göstermek istiyorum. Ben 3 litre süt kullandım. Toplam 265 gram mozzarella peyniri elde ettim. Eridiği zaman nasıl uzadığını da size şöyle göstereyim. Litre başı 80 ila 100 gram arası bir peynir elde ediyorsunuz. Bu sütün kalitesine göre, sütün yağlılık oranına göre değişkenlik gösterebiliyor. Birçok pizzanızda, künefenizde gönül rahatlığı ile kullanacağınız oldukça lezzetli bir peynir oldu. Yorumları dikkate alıyorum. Yapmamı istediğiniz tarifleri yorum kısmına yazabilir. Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.